Oynayabilirsiniz. Hazır üzerinde gelen mevcut o çok güzel çıkıyormuş şu leveller falan. Tamam, gösteriyor olması güzel. Hazır default değerleri de kullanabilirsiniz. Mesela şimdi kısaca size bunlardan bahsedeyim. 4 adet seçenek var. Minus 1, minus 2 arkadaşlar. Bunu ben anlatayım. Minus 1 sahnenizi daha karanlık hale getirir. Minus 2 biraz daha karartır. Plus 1 aydınlatmasını sağlar. Plus 2 de daha karanlık bir sahneniz varsa daha çok aydınlık bir görüntü elde edersiniz. Mesela şimdi örnek olarak size minus 1'i seçtiğim zaman görmüş olduğunuz gibi sahneyi kararttı. Daha da bir kararttı. Mesela plus 1 seçersek şimdi preview butonuyla neler fark ediyor ona bakalım arkadaşlar. Ön izlemeyi kapattığım zaman sahne böyle. Plus 1'de daha canlı bir görüntü elde ediyorsunuz. Sizin için yeterli değilse plus 2 seçebilirsiniz ama bu patlamaya sebep olacaktır. Hani bunlar Photoshop üzerinde standart gelen değerlerdir. Mesela buna okey diyerek çıkıyorsunuz. Sonra arkadaşlar gene levels'ı açıyorsunuz. Buradan önce bir lighter deyip işlemi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Şayet patlama gibi özellikle şu ışığın çok vurduğu kısımlarda bir patlama oluyorsa arkadaşlar bunu darker seçiyoruz. Sonrasında klavyemizden kontrol M yapıp kurveyi açıyoruz. Buradan lighter seçersek bu sefer patlamış ışığın daha çok vuran yüzeyleri değil de fotoğrafın genelini aydınlatır. Şimdi sahnede eksiklik olarak arkadaşlar birazcık da kontrast değerleriyle oynamamız gerekiyor. Onun için de tekrar image açması içerisinde arkadaşlar brightness kontrastı seçiyorsunuz. Burada herhangi bir hazır seçenek yok. Hazır seçenek yok. Siz burada kendi gözünüze en uygun gelecek seçeneği belirliyorsunuz arkadaşlar. Mesela kontrast değerini birazcık arttırdığımızda fotoğrafta birazcık daha keskinleşmeler meydana gelecek. Bu keskinleşmeyi tabii abarttırmamak lazım. Yani çok fazla kullanmayın, fotoğrafı da bozar. Daha net bir görüntü alırsınız. Yani şarpının biraz daha gelişmiş olarak. Mesela bu kısımdan da aydınlatma ya da karartma aydınlık derecesini, sahnenizi, fotoğrafınızı aydınlık derecesini düşürebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi preview butonuyla da nelerin değişip değişmediğini çok net bir şekilde görebilirsiniz. Sonrasında istediğiniz değerlere geliyorsa okey deyip çıkıyorsunuz. Şimdi bunun yanına arkadaşlar ben size bir de bunun eski halini açalım. Aradaki farkı size gösterelim. Açmamakta ısrar ediyor. Tamam, sıkıntı yok. Bildiğimiz gibi açarız. Fotoğrafımız buydu zaten. Şimdi arkadaşlar onu kısa bir çözüm bulalım. Kısa bir süre beni görmeye devam edeceksiniz. Buradan açalım fotoğrafımızı. Tamam. Şimdi tekrar Photoshop'a geri dönelim arkadaşlar.
Şimdi şunu da oradan ayıralım. İkisi farklı pencere olarak gözükürse sizin için daha iyi bir kıyaslama farkı olacak. Sonuç bu arkadaşlar. Yani Photoshop üzerinde yapacağınız basit oynamalar ile birçok iş bir duvarların birleşim yerleri mi? Mustafa kusura bakma. Sorunu yeni gördüm. Şimdi onun için iki yöntem var. Birincisi render setup menüsünden ambient kolisyon ile yapabilirsin. Bu seni daha çok az uğraştıracaktır. Çünkü oradan vereceğin subdiff değerleriyle duvar köşelerindeki keskinlikler ve ışıklardan dolayı oluşan gölgeler daha kaliteli çıkacaktır. Ambiyans kondisyon kullanmanda fayda var. Evet arkadaşlar, bazı teknik aksaklıklardan dolayı sıkıntılar yaşadık. Size tabii görüntüle yine sağ olsun göndermiyor son kıyaslamaları yapacağınız görüntüler arkadaşlar. Boş ekranda gösterdim. Çok çok özür dilerim. Yani bu YouTube'un çok güzel bir azizliği oldu bize. Şimdi bu görmüş olduğunuz arkadaşlar fotoğrafımızın ilk hali. Hani render'dan çıkmış halimiz bu. Şimdi üzerinde Photoshop'ta güzel bir post production yaptıktan sonraki görüntümüzde bu. Evet arkadaşlar, isterseniz soru cevap yapabiliriz. Sorusu olan arkadaş varsa severek yanıtlarım, yardımcı olmaya çalışırım. Bir 5-10 dakika kadar soru cevap yapalım sizlerle. İsterseniz. Aksilikler için de tekrar kusura bakmayın arkadaşlar. Bu tarz problemleri yaşamasaydık daha çok detaya girip size daha çok şey anlatabilirdim arkadaşlar. Çünkü bir saatten sonrası da artık kullanıcılara da şey yapabilir, sıkabilir. Tabii ki. Lavabonun içindekinin suyun yapımı çok basit Yasin. Şöyle anlatayım sana en kısa yoldan. Öncelikle lavabonun içerisine bir tane plane oluşturuyorsun. Segment sayısının herhangi bir önemi yok. Sonra materyal editöre geliyorsun. Orada obje rengini beyaz yapıyorsun. Yansımasını 15 olarak RGB'sini belirliyorsun. 15 olarak belirliyorsun.
Sonrasında şeffaflığı zaten %100 olarak belirliyorsun. Fog koloru istediğin bir mavi tonunda ayarlıyorsun. Fog multiplier değerine 0,01 veriyorsun. Biraz senin keyfine kalmış bir durum. Dalgalı bir su etkisi yaratmak istersen bump kanalına nasıl ekleyebilirsin. Ama düz bir su yüzeyi oluşturmak da istiyorsan eklemene gerek yok. Evet Kaan, gecenin kahramanı diyebiliriz sana. 3.0 için gamma ayarla ilgili çok farklı anlatımlar var. Evet var. Hani şimdi 2.5 sürümünden sonra Vray 3.0'da gelen gamma değerle 3D Max'in gamma değerlerinden uyuşmuyor. Özellikle bu sıkıntı gerçi 3.1 versiyonunda giderilmiş olabilir. Daha kurup denemedim ama hani 3.03, 3, 3.03, 3.07 gibi sürümlerde 3D Max'in gamma değeriyle Vray 3.0'ın gamma değerleri arasında bir uyuşmazlık var. Bu da hani program içerisindeki 3D Max'ten kaynaklanan, Vray'den kaynaklanan bir bug olabilir. Hani sizin 2.2 verdiğiniz gamma değeri render çıktısında 3 gibi ya da 4 gibi bir gamma değerinde çıkıyor olabilir. Hani bunu da nasıl düzeltirsiniz? Photoshop'taki Express özelliğiyle düzeltebilirsiniz. Ondan sonra Mustafa duvardaki Vray Light yansımasını nasıl yok ederiz demişsin. Ona yansımalarda gözükme. Obje Properties'e girersin. Mustafa, o duvardaki şey Vray Light materyal. Vray Light'la karıştırma, kafan karışabilir. O Vray Light materyal, onun obje özelliğine giriyorsun ve yansımalarda gözükme diyorsun. Çıkmıyor. Yasin, o suyun nasıl oluşturulduğunu anlamadıysan hani şey yapabilirim, tekrar anlatabilirim. Birazcık karmaşık gelmiş olabilir. Aslında materyal editörde anlatsaydım daha kolay olurdu. Size arkadaşlar buradan mail adreslerinizi yazın. Bu sahne dosyasını size mail olarak gönderelim. Zaten blog sayfamızda şey yapacağız. Bu sahne dosyasını dolanma imkanı vereceğiz. Evet, başka soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Dediğim gibi mail adresinizi verirseniz sahne dosyalarını sizlere ulaştırırız. Sağ ol Mustafa. Zaten blog sayfamızdan da en geç yarına kadar sahne dosyalarını download edebilirsiniz arkadaşlar. Şapkayı elde edemezsin Kaan. Şapkayı elde etmen için öncelikle Autodesk Community'de resmi kullanıcı olman gerekiyor, ekipte olman gerekiyor, forumlarda moderatör olman gerekiyor. Şapkayı sana hediye edeyim diyeceğim ama bende de başka yok. Tabii ki Mustafa yapabiliriz. Hani bunun için hususi bir tutorial hazırlayayım. En geç pazartesi gününe kadar hazır olur. Blog sayfamızda paylaşırız. Arkadaşlar aksaklıklar için özür dilerim. Hani YouTube'dan kaynaklanan bir sıkıntıydı. Ben de böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Hani tekrar kusurumuza bakmayın. Umarım sizin için faydalı olmuştu. Çok şey anlatmak istiyordum ama hani şu an 1,5 saate yaklaştık. Hani 1 saat içerisinde bu sahnenin çok detaylı bir şekilde anlatımı olurdu.
6 Nisan'da yine kısmet olursa webinarımız olacak arkadaşlar, ama o Mentaray ve Iray render motoruyla olacak. Onda stüdyo tipi bir sahne hazırlayacağız. Aklınızda olsun. Duyuralım zaten günü yaklaştığında. Sosyal medya hesaplarımızdan size duyurulur. Ben size teşekkür ederim Mustafa Bey, izleyip dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim Mustafa. Herhalde arkadaşlar başka soru gelmiyor. Mustafa, dediğim gibi istemiş olduğun tutorial pazartesi gününe kadar hazır. Mail adresini yazan arkadaşlara dosyaları mail olarak gönderebilirim. Zaten topluluk sayfamızdan da bunu sahneye download edebileceksiniz. Tekrar hepinize teşekkürler. Aksaklıklar için de kusura bakmayın. 6 Nisan'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.